kimse yok. Başladık. Burada da kimse yok. Bu arada o yandaki şey yine çıkıyor. Ne? Tamam o taraftan Bar. en azından. Evet ama bu sefer bitti. Tuşuna basmak o kadar zor ki. Böyle bitti kenardan minnacık. Hoş geldiniz. Evet. Sinan oğlum 5 dakika önce konuştuk. Ne söyleyeceksin? Gürkan selam diyor. Gürkan Uygun. Burada. Peki. Duymuyorum da seni. Sor. Sor bakalım. Çeksin onu. Bu kadar işte. Tam göremiyorum ama peki evet. Şimdi o muhtemelen ahşapla alakalıdır Sinancığım. Normalde kılıçlar öyle orası yamuk, orası geri kalanı düz gitmiyorlar. Ama o muhtemelen dediğim gibi ahşabın... Ben bu nedenini biliyorum. Neymiş onun nedeni? Bu yapım hatası değil. Çünkü buna babamla kılıç savaşı yaparken burası kırıldı. Ha. Sonra orasını kestik, yıktık. Tamam, teşekkür ederim Sinancığım. Şimdi kapatıyorum, derse başlıyoruz çünkü. Ama yine bağlanabilirsin. Eğer soracağın bir şey varsa şimdiden sor. Dedim ama ayrıldı bile. Bu arada İlhami Aldemir, merhabalar. Emirhan Senpai. Merhabalar İlhami Senpai, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, merhabalar. Bakıyorum saatime, bir dakikamız var. Bir dakika sonra. Hoş geldiniz Cemsan. Cemsan seni görmedim uzun zamandır. İzliyor muydunuz yoksa? Yazamıyorum, konuşuyorum. Merhaba Kenan Senpai. Kosova'dan. İyi akşamlar Cebrail San. Teşekkürler. Sevgili Serhat. Sana da iyi dersler. Bir gün bence Serhat'la da hani... Deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Tabii tabii. Hatta Serhat belki bugün bağlanır. Geçen sefer canlı yayını vardı. Görmedim demek ki Cemsan. Kusura bakmayın. Takip edemiyorum bazen mesajlardan, şeylerden. Günaydın Müge Senpai. Müge San da katılmış aramıza. Evet, yavaş yavaş dersimize başlayabiliriz. Hoş geldiniz. Yok, geç kalmadınız. Şimdi başlıyoruz. Hoş geldiniz tekrar. E-Aikido serisinin 8.sini çekiyoruz bugün. Derslerde birçok şeyi aslında ard arda birçok kere tekrarlayarak çalışıyoruz. Bir derste çalıştığımızı belki bir hafta 10 gün sonra, 20 gün sonra tekrar çalışıyorsunuz. Ve aynı şeyi çalışıyorsunuz. Dolayısıyla aslında antrenman bitmiyor. Antrenman için kullanılan teknikler de antrenmanın görevi gibi araç. Yaptığınız sanatın icra edilme şekli de aslında onun bir araç olduğunu gösterir nitelikte. Şimdi de olur Serhat. İstersen hemen alabiliriz seni yayın için. Ama biraz teknik gösterdikten sonra almayı tercih ediyorum. Çünkü biraz böyle bir anlatımım oluyor başta teknikle. Yerinde başka bir yayın. Ha. O zaman cumartesi yaparız. Salı ya da perşembe yaparız. Çok sorun değil. Acelesi yok yani. Hatta ders öncesi de bağlanabilirsin ama Kenan bir bağlanmak istiyor. Belki soracak bir sorusu olabilir. Kısaca bir alayım hemen. Serhat bekle gitme. Çünkü madem gideceksin seni de alalım. Kenan San hoş geldiniz. Hoş
Hoş bulduk hocam, nasılsınız? İyi, sizleri sormalı. Fena değil. Beğenerek izliyoruz sizi buradan Kosova'dan ama. Evde tabii yapamıyorsunuz, değil Hayatın mi? formatına Nasıl? hocam, vaktinizi almadan da sadece kısa bir soru Tabii soracaktım. ki, tabii ki, buyurun. Şimdi genelde mesela bir öğrenci geldiği zaman şey diyor. İşte benim şu aralarımda bir sorun var. Mesela vücudunda herhangi bir yerinde sorun var. Ama mesela doktoruma bunu nasıl sorabilirim? Aikido çalışacağım ama doktor Aikido'yu bilmediği için ona Aikido'yu nasıl anlatabilirim ki? Yani ileride çalışabilir miyim, çalışamaz mıyım gibisinden. Hani Aikido'yu bilmeyen bir doktor mesela atıyorum biz de burada çoğu zaman ya karate ya judoyu biliyorlar. Aikido'yu pek bilmedikleri için hani kısacası nasıl anlatabilirim? Mesela doktora gittiğinde mesela ben Aikido çalışacağım. Aikido şöyle bir sanattır. Hani vücudum buna müsait mi gibisinden. Tamam. Bunu ders içerisinde yanıtlayacağım. Tamam, iyi dersler. İşte. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Serhat, bağlanabilir misin? Ben çünkü nasıl olduğunu bilmiyorum. Biraz cahilim bu konuda. Şurada bir iki tane kafa var. O mu acaba? Evet. Buradan bir dakika dur bakayım. Ara. Ha. Ha. Tamam, şu an sen ekledin. Aferin ya. Çözüyorum, öğreniyorum. Ciddi anlamda bir. Oo, Serhat'san. Merhabalar, teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Evin senpai'si. Bak deme böyle Ya şeyler. ben nesiyiz bilmiyorum. Evde ne olduğumu bilmiyorum. Evin evli erkeğiyim maalesef. Evet. Hepimiz öyleyiz. Maalesef Yapacak bir şey yok. galiba. Abi İrem yanımda, sen de çok şey yapmazsan. Canlı yayında rezil olmayalım şimdi. Yapmaz herhalde canlı yayında da yapmaz ya. Doğru ya. Aa, Ay diyor. Bir de yani teknikler bir yere kadar. Orada bir yerden sonra teknik yani özellikle çene konusunda Aikido'da bir şey olmadığı için tabii bu ders, hani hatta bunlara biraz aslında değineceğiz. Aikido tekniklerini hayatınızda nasıl kullanabilirsiniz? Mesela hani evet. okulda şey oluyor ya. Ya hocam işte bu logaritmik fonksiyonu ben nerede kullanacağım hayatımda falan. Birazdan o teknikleri hayatımızda nasıl kullanıyoruz, onu göstereceğim derste. Ben o zaman hemen kısa bir anımızdan bahsedeyim. Beraber birlikte bir tatil yaparken kumsalda engelli bireyler için ayrılmış şezlongların orada bir kıyafet vardı. Ve bizim en yakın yerde olmamız gerektiği için Emrah Sensei'yim onu aldı ve bir arka sıraya koydu. Bir arkadaki şezlongun sıraya koydu. Daha sonrasında da bir takım olaylar yaşandı ve orada hiç engel olmayan bir birey olmasına rağmen tişörtü taşındığı için çok ağır tepkiler gösteren bir beyefendi geldi. Evet, hatırlıyorum. Yani onu unutmak pek mümkün değil herhalde. Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir ara tekerlekli sandalyenin tekerini çıkartıp kafasına vurasım geldi. Yani bu kadar. Ama orada bir şey öğrendim ki ne kadar yüce olduğu gücünde değil zihnini kontrolünde ve orada Emrah Sensei'nin inanılmaz bir kontrolüne şahit oldum. Ne kadar sinirlendiğini çünkü olur olmaz laflar ve hiç hak etmeyeceği bir şeyin peşinde çok yanlış bir tavırdaydı. Kim olsa gırtlağını sıkardı ama orada çok büyük bir sabır örneği gördüm. Ve bunun da yaptığımız sporun bir öğretisi olduğunu bir kez daha anlamış oldum. O yüzden Mahcup ettim. Teşekkür ederim. Bu Japonca terimleri şey yapacağız ama çözeceğiz zamanla. tamam. Yani böylelikle Aikido'nun sadece fiziki saldırılarda değil, zihni saldırılarda da işe yaradığını, evli erkeklerin çok ihtiyacı olduğu bir spor dalı olduğunu buradan hatırlatmış olalım. Aynen öyle. Ben daha fazla yayın öncesi kalmayayım. Kimseyi dersten uzak tutmayayım. Tamam. Ama bir kez daha burada fırsat bulmuşken benimle beraber Aikido'yu tekrar yaratmak için harcadığın enerjiye, bütün her şeyiyle, yönüne ve varlığına bir kez daha teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Var olduğun için de çok teşekkür ederim. Karşılıklı çünkü beraber yapıyoruz birçok şeyi. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kal. Seviyorum. Hepinize selam. Hadi bay Tabii bay. ki Herkese Yeşim'e güzel de. işler. Bay bay. Evet arkadaşlar. Şimdi kısaca hızlı bir şekilde ısınacağım. Bugünkü bu kivaza tekniğimizi yapacağız. Ondan sonra da başka tekniklerle devam edeceğiz. Arada oklavaya karşı teknik yok ama demişler. Oklavaya karşı teknik var aslında ama oklava da gelmiş. Peki. Onu da şey yaparız. Onu da çalışırız. Onunla ilgili bir aklımda çok fazla bir şey yoktu ama. Ne fark edeceğim? Aynısı mı? Evet. Her ne kadar çok seri bir antrenman yapmasak da her zaman bu özellikle bel, sırt, omuz kaslarını iyi ısındırmak, bacak kaslarını özellikle iyi ısındırmak çok önemli. Zaten Kosova'dan Kenan Senpai'nin de sorduğu soruya bir nebze cevap vermek gerekiyorsa bile vücudumuzdaki sakatlıklar her zaman birçok noktada farklı şekilde olabilir. Fakat bu bir savaş sanatı, bu bir spor değil. Sportif bir faaliyeti olduğunu unutmamak lazım. Sportif bir aktivite olduğunu unutmamak lazım. Keza bunu vücudumuzla, bedenimizle yapıyoruz. Bedenimizin anatomisiyle yapıyoruz. Belli kas gruplarımızı belli şekilde kullanıyoruz. İşte biyomekanik limitleri zorluyoruz. Dolayısıyla teknikleri çalışırken elbette ki fiziksel bir zorlamaya, strese maruz kalmamız çok mümkün. Fakat o stresi nasıl yönetebileceğimizi bilmek de önemli. Çünkü vücudunuzda belli sakatlıkların üzerine gitmenin bir anlamı yok. Yani bir tarafınız eğer sakatsa o tarafın üstüne yüklenmemelisiniz. Diğer tarafın üstüne nasıl yükleneceğinizi öğrenmelisiniz. Aslında Serhat az önce derse katıldı. Bu konuda bize belki onlarca şey gösterebilecek kapasiteye sahip. Çünkü vücudunu kullanma şekli onun tarafından oldukça ileri düzeyde keşfedilmiş noktada. Dolayısıyla biz vücudumuzu bu anlamda çok fazla tanımıyoruz. Ve vücudunuzu tanımadığınız zaman ona hükmetmek o kadar kolay olmuyor. Fakat belli sakatlıkları belli şekilde yönetebilirseniz dediğim gibi antrenman yapmak, aikido yapmak, ders yapmak o kadar zor değil. Şimdi bugünkü kılıç tekniğimizden önce yine düşüşlerle ilgili birazcık girizgah yapmak istiyorum. Sonra yine değinebilirim. Düşüşe ne kadar değinirsem değineyim aslında yetmiyor. Çünkü Ukemi dediğimiz bu düşüş, öne doğru bir takla. Bu taklanın şeyi o kadar çok ki formu o kadar her seferinde geliştirilmesi gereken bir nokta ki o yüzden de zaten ilk derste düşmeyi öğretiyoruz. Ondan sonra o düşüşü hayatınız boyunca en çok çalıştığınız teknik haline getiriyorsunuz. Sürekli düşüyoruz çünkü. Düşüp kalkıyoruz, düşüp kalkıyoruz. Birisi bir şey sormuş. Oklavaya karşı öpücük demişim geçen ama o da ayrı bir teknik. Hocam ben ilk katılıyorum. Tavsiyenizi alabilir miyim? Benim 12 yaşında oğlum var. Uzak doğu sporlarına yazdırmak istiyorum. Çok güzel yapıyorsunuz. Bence 12 yaş çok güzel bir yaş savaş sanatlarına başlamak için. Fakat tavsiyem düşüşe geçmeden önce hangi savaş sanatını oğlunuz deneyip beğeniyorsa ona yazdırın.
Aikido olur, judo olur, karate olur, tekvando olur. Yani onun beğenip devam etmek istemesi önemli. Burada tabii salon özellikleri vesairelerini geçiyorum. Savaş sanatı özelliklerini. Bir de hocasının çok iyi iletişim kurabiliyor olması lazım. İyi iletişim kurduyorsa oğlunuzla o konuda rahatlıkla hangi savaş sanatını seçtiğinizin çok da bir anlamda ehemmiyeti kalmıyor. Çünkü savaş sanatı disiplini, ben Aikido'yu çok seviyorum. Aikido'nun prensipleri, felsefesi hoşuma gidiyor. 12 yaşındaki bir bireyin bunu diğer bir savaş sanatından ayırt edecek özellikle bir bakış açısı genellikle olmaz. Eğer varsa çok güzel. O zaman Aikido'ya yönlendirmenizde her zaman fayda var. Çok daha felsefi anlamda manipüle edilemeyecek bir noktada olduğu için bir müsabaka yok mesela. Ama karatede, judoda bunların hepsi Japon felsefesi, Japon kültürüyle içindeki uzak doğu gelenekleriyle harmanlanmış sanatlardır. Dolayısıyla hangisine giderseniz mutlu olacaktır. Ben kısaca yine düşüşlerle ilgili bir şeyler göstermek istiyorum. Şu tarafa doğru çevireyim. Göstermiştiniz. Kısaca yine tekrar eder misiniz? Neyi tekrar edebilirim Yüce Kubilay? Sefer, geçen sefer oturuş bir şey yazmışsınız ama tam okuyamıyorum Bir daha. Kubilay San. Tekrar yazarsanız gösteririm tabii ki. Düşüşlerde öndeki adımımızı çok fazla kullanıyoruz. Arkadaki adımı kullanıyoruz ama öndeki adımımızı daha fazla kullanıyoruz. Bir düşüş öncesi pozisyon alırken vücudumuzu ileriye doğru yuvarlamayı unutmamalıyız. Oturuş şekliymiş. Oturuş şekli tabii ki gösteririm. İleriye doğru yuvarlanma hareketi, ileriye doğru düşme hareketi değil. Yani yere vurmak zorunda değilim aslında. Vuruyorum, bazı dezavantajları avantaja çevirmek için. Ama asıl işi aslında ileriye doğru iten bacağımla onu takip eden vücudum yapıyor. İleriye doğru düşerken yuvarlanıyor. Hadi bir daha yapalım. Ama bunu birazcık daha şöyle yapayım çünkü yetmiyor. Oh, bir de güzel Tamam, sallanıyor şimdi. güzel. Tamam, durur. İleriye doğru yuvarlanıyorum. Ve ayağa kalkıyorum. Tekrar ileriye doğru yuvarlanıyorum. Ve ayağa kalkıyorum. Nerede düştüğünüz daha önce de gösterdiğim gibi çok önemli değil. Yani sert bir zeminde düşüp düşmemeniz tabii ki önemli. Eğer bazı ufak tefek hatalarınız varsa oranız buranız biraz acıyabiliyor. Ama düzgün düşme hareketini yapabiliyorsanız nerede düştüğünüzün çok da fazla önemi kalmıyor. Yüksek düşüş bile yapmış olsanız rahatlıkla bunu yumuşak bir şekilde vücudunuzla süspanse edebiliyorsunuz. İleriye doğru iterken vücudumuzu son noktanın öndeki adımımız olduğunu unutmayalım. Çok yavaşlatılmış şekilde göstermeye çalışacağım. Elimi koydum. Arkadaki adımımı çevirdim. İleriye doğru itmeye başladığımda bu adımın bir süre sonra artık bir vasfı kalmıyor. Yani yukarıya doğru itmektense, ileriye doğru itmektense artık vücuduma bağlı bir uzuv haline geliyor. Ve artık daha fazla itemiyor yerden ayrıldığı için. Dolayısıyla bundan sonrasını artık öndeki adımım yapıyor. Ve öndeki adımla kendimi itiyorum, itiyorum. Ve sonunda yuvarlanıyorum. Öndeki adımla kendimi iterken mümkün olduğunca bu adımı düzeltmeye çalışıyorum. Fakat çok yukarı doğru düzeltirsem böyle, o zaman çok yukarıdan düşmem lazım. O yüzden bunu ileriye doğru düzeltiyorum. Mümkün olduğunca ileriye doğru atıyorum. Tekrar. Gibi. Bu düşüşlerin tamamında
vücudumu diagonal bir şekilde tutmaya çalışıyorum. Yani elimden başlıyor, omuzuma gidiyor. Sonra sırtımdan diğer taraftan çıkıyor. Yani sağ omuzumdan başlıyorsam sol kalçamdan devam ediyor olmalıyım. Dümdüz bir takla atmıyorum. Şöyle göstereyim. Tam ortada olduğumuzu düşünün. Parkelerden çok göremediğinizi düşünerek bunu göstermek istedim. Tam ortalamak gerekiyorsa tam ortadan devam ediyor olmalıyım. Dümdüz bir düşüş. Dolayısıyla hareketi bu şekilde yapıyorum. Yukarıdan düşme hareketlerinde de aynı şekilde kullanıyorum öndeki bacağımı. Öndeki bacağımla kendimi itiyorum. Bunun gibi. Nasıl kaydım Onun altına biz bir kaydırmaz koyalım ama? istersen. Önemli değil. Bir iki kez yapacağım zaten. Hadi bir daha yapayım. Bu harekette de aynı şekilde öndeki bacağımla bu ivmeyi yakalıyorum. Çok güzel oluyor ha. Dolayısıyla kendinizi fırlattığınız ayak bile öndeki ayak. O yüzden öndeki ayak çok önemli. Öndeki ayak ne kadar ileri doğru iterse düşüşünüz o kadar sağlıklı ve düzgün olur. Aikido'daki en zor hareket, sana Aikido'daki en zor hareketi anlatmak Sinan. Şimdi bu kivaza çalışacağız. Yine bundan önceki hareketlerimizi çok kısaca üstünden geçiyorum. Birinci suburimizi yapmıştık. Birinci suburimiz başımızın üstüne alıp ileriye doğru kesiyorduk. İkinci suburimiz başımızın üstüne geriye doğru adımla alıp sonra kesiyorduk. Üçüncü suburimiz başımızın üzerine aldık. Sağa doğru kılıcımızı indirdik. Tekrar başımızın üstüne alıp kestik. Dördüncü suburimiz bir sol adımla kestik, bir sağ adımla kestik. Ve devam ettik. Beşinci suburimiz ise aynı şekilde bir sol bir sağ yapıyoruz ama bu sefer önce sol adımımı öne alıyorum ve kılıcı başımın üzerine doğru kaldırıyorum. Sonra çevirip sağ adımımı geri doğru atarken kesiyorum. Sonra tekrar aynı hareketi sağ adımı ileri alıp sol adımı geri alarak kesiyorum. Adımımı ileri almamla kılıcı yatırmam aynı anda. Ve de bu pozisyona geçtikten sonra dönüp adımı geri alıp kesmemle kılıcımı indirmem aynı anda. Yani yavaşlatılmış şekilde gösterirsem keserken buraya oturuyorum. Başımın üstüne aldım. Keserken adımımı geriye doğru çekiyorum. Bunun bir sebebi var. Bu sebep oldukça mekanik bir sebep. Dengemi arkadaki bacağımla kurmam lazım. Yani nasıl bu hareketi yaparken bir bacağım arkada, aynı şekilde buraya geçtiğimde de adımımı arkaya çekiyorum ki merkezde bir kesme hareketi, merkezde bir güç hareketini dengeleyebileyim, karşılayabileyim diye vücudumla. Çünkü siz ne kadar güçlü olursanız olun ki hatta daha güçlü olduğunuz zaman daha büyük bir atalet üretebileceksiniz. Beliniz, sırtınız zorlanacak. Eğer onu arkadaki bacağınızla desteklemezseniz, bu hareketlerde vücudunuzu rahat tutamazsınız. Çünkü merkeze vurmamız lazım. İleriye doğru değil. İleriye doğru vurduğumuz zaman dengemiz bozuluyor. Aynı zamanda Gono Suburi yani 5. Suburi de başımızın üstünden geçiyor kılıç. Başımın üzerinden geçerken kılıç Boken geriye doğru böyle bir alma hareketi yapmıyorum. Yani şöyle yapmıyorum. En çok yapılan hatalardan bir tanesi. Çünkü buradan keserken artık bu pozisyondan bu pozisyona gelene kadar epey bir vakit kaybediyorum. Kollarım da çok havada.
Böyle geçtiğim zaman kollarım çok havada. Buradan herhangi bir saldırıya çok açığım. Dolayısıyla bu kadar açık olmamak için içeriye doğru girerken kılıcımı böyle hafif diagonal tutuyorum. Dolayısıyla kesmek o zaman çok daha pratik oluyor. Ve kesme hareketini yaptığınızda da yine beklememiz gerekiyor. Bir zanshin, daha önce çok fazla üstünde durmadık zanshinin. Daha çok yeni bu dersler çünkü. Önemini çok fazla anlatamıyorum. Kesme hareketini yaptığınızda orada bir an durup düşünmeniz lazım. Ya ben acaba hayatta doğru bir yerdeyim gibi. Yani o kesme hareketini bitirdiğinizde orada çok düşüncelerinizden arınmış, enerjinizin yokluğundan arınmış bir zihin yapısında olmanız gerekiyor. Bu çok çalışmayla, uzun süre üstünde uğraşmayla oluyor. Onun dışında Buse Aikido soru sormuş. Sen Sepik, bir saldırı olursa bokenle bir karşılama yapabilir miyiz? Bokenle uf neler yaparsınız? Düşünsenize yani böyle 100 santim falan bir sopa çok da sağlamdır. Yaparsınız yani de Rica ediyorum, ben de yapmam. bu bokenle olmak zorunda değil. Bunu bir levyeyle de yaparsınız. Yani bokenle sokakta gezmeyeceğinizi düşünerek sağdan keserken önündeki kol görüşünü kapıyor hocam. Beşinci sıvıda daha fazla kalçayı çevirmen lazım hocam. Dikkat. Teşekkür ederim Robertsan. Buradan çok fazla görünmüyor olabilir. Ama pozisyonlar tabii ki yerde düzgün bir çizgi olsaydı daha rahat gösterirdim. Güzel bir nokta, oraya değineyim hazır açılmışken konusu. Eğer bir çizgi üzerinde olduğumuzu düşünüyorsak bu çizginin yanına geçmiş olmalıyım 5. havasede. Yani atak çizgisinin dışında olmalıyım. Çünkü bu artık bir 4. suburi değil. Gerçi 4. suburide de buna dikkat ediyorum ama yana geçiyorum ve burayı kesiyorum. Burası atak çizgisi çünkü. Sonra bu tarafa geçiyorum ve burayı kesiyorum. Yani aslında bir sağ bir solu kesmiyorum da. Diyelim ki bunu en iyi nasıl gösterebiliriz? Şöyle gösterebilir miyiz acaba? Bu açıdan görünür mü? Bakayım. Yok bak, en temizi yere maskeleme. Şimdi diyelim ki burayı keseceğim. İster buraya geçeyim, burayı keseyim. İster bu tarafına geçeyim, burayı keseyim. Yani sonuçta merkezi kesmeye özen gösteriyorum. Tabii ki diğer arkadaşlar daha doğru görsünler diye söylemiştir Robert. Onun dışında bakıyorum başka bir Başka yok şu an. şey var mı? Yok. Ha şeyi sormuştu birisi. Oturuş Oturuş. ve özellikle ayaklar diye yazdı sonra. Özellikle ayaklar. Yani o herhalde ayakların duruşuna da. Tamam. Oturuşu hemen yapacağız. Ben yine kısaca son halini göstereyim bir kez daha. Şöyle göstereyim. Bu tarafa geçiyorum. Başımın üzerinde kesiyorum. Bu tarafa geçiyorum. Başımın üzerinde kesiyorum. Her zaman dirseklerimi içeri doğru kapatıyorum. Ve kesiyorum. Peki karşınıza kılıçlı 3 adam çıkarsa ne yapmalıyız? Koşarak kaçmalısın Sinan. Karşına kılıçlı 3 kişi Kılıçlı. bugün çıkıyorsa muhtemelen çılgınlardır. O yüzden onlara da fazla bulaşmamak lazım. Yerde oturma hareketimiz seiza. Seizaya bu şekilde giriyoruz. Şöyle de bence arkadan görmek istiyorlar, ayakları görmek istiyorlar. Orada Onay. görünüyordur. Seiza'da otururken topuklarımızın içerisinde kalçamız. Ve bu şekilde oturuyoruz. Bunda herhangi bir başka şey yok özellik ama sırtımız burada önemli. Sırtımızın dik olması lazım. Hem sırtımızın dik olması lazım. Fakat belimizin de rahat olması lazım. Bunu sağlayabilmek için şöyle yandan göstereyim. Şöyle göstereyim. Kemer hizasında olan kısmı ileriye doğru itmek gerekiyor. O zaman göğsümüz daha rahat bir pozisyonda. Eğer
şu pozisyondan bu pozisyona geçmeye çalışıyorsanız, o zaman hem sırtınız yoruluyor hem omuzlarınız yoruluyor. Yani buradan yük veriyorsunuz çünkü. O yüzden ellerinizde herhangi bir yük olmamalı. Sırtınızın rahat oturması gerekiyor buraya. Bunun için de mümkün olduğunca kemer hizasını öne doğru itiyoruz. Onun dışında birkaç bokenle cüvaza yapılır mı? Bokenle cüvaza yapılır ama ben çok fazla bilmiyorum. Çünkü cüvaza çeşitli farklı karışık teknikler oluyor ve de genellikle belli bir saldırının üzerine bir cüvaza yapıyoruz. Dolayısıyla hani bokene karşı cüvazalar olabilir. Shomen içi cüvaza gibi. Ama bokenle cüvaza tekniği işte yaptığınız farklı suburiler olabilir. Onun dışında devam ediyoruz. Şimdi bunları yaptık. Düş yaptık. Kenan Sa'nın söylediği şeye gelmeden önce şimdi size evinizde, evde de ev halkının üstünde rahatlıkla uygulayabileceğiniz birbirinden böyle sakatlayıcı, tehlikeli teknikler göstereceğiz. Serhat'ın da zaten başta sorduğu soru üzerine bunu kurgulamak çok kolay oldu. Mesela bu teknikler nasıl bir şey? Yemek hala hazır değil mi? Mesela. Mesela burada tavayı eşinizin elinden ona zarar vermeden alıyorsunuz. Tavayı da kurtarmış oluyorsunuz. Belki yemeği de kurtarmış oluyoruz. Yemek de Teşekkür ederim. kurtulmadı, döndü Evet, ama. yemek döndü gitti ama çok önemli değil. En azından biz kurtulduk. Dolayısıyla burada önemli olan hayatım yemek hazır mı acaba? Yapabileceğim bir şey var mı diye sormak Serhat. Çünkü hayat müşterek, eğer buna uyum sağlayamazsak o tava bize uyum sağlayabilir. Elinde de oklava var. Şimdi oklavayla ilgili bir teknik göstereceğiz size. Oklavayla saldırı olur mu diye birisi başta sormuştu. Evet, öyle kafama doğru vurabilirsin. Bu bir kotageishi girişi ama sadece bir kotageishi değil. İçeriye her zaman böyle de girebilirsiniz. Tabi buradan görünüyor, oradan görünmüyor. Biraz daha bu tarafa gelir misin? Şimdi diyelim ki kafanızın üzerine doğru bir oklava geliyor. Hani ben acaba ne yaptım diye düşünmeden önce çok kısa bir zamanınız var. Yani bu zamanı iyi değerlendirmek lazım. Dolayısıyla bu zamanı değerlendirirken de mümkün mertebe bedeninize, zihninize hakim olmalısınız. Yani ağzınızdan bir şey çıkmasın. İşte efendim işi tatlıya bağlayalım gibi. Dolayısıyla sen de çok bayağı şeysin Çok yani. havaya girdim. Hani az sonra kafama bir şey yiyeceğim belli ki. O kadar Eyvah. kolay olsaydı. Neyse. Allah Şimdi shomenichi dediğimiz yani yukarıdan aşağı direkt karşıdan gelen bir saldırıya karşı bunu yapıyoruz. Bunu yaparken girişi aynı elimi yukarıya doğru kaldırarak yapıyorum. Böylece bir önceki derste siyahtı, şimdi beyazı üstüne giydirdik. Bir sonraki derste altına giydireceğiz. Böylece Aikido'ya böyle kısa kısa ısındırıyoruz. bir şey Bu yazdım. girişti. Bir dakika, bir şey yazmış bakalım. Her tekniğin karşı tekniği var. Ben sana göstereyim. Umarım göstermezsin. İçeri doğru girerken aynı elle girdiğim zaman aslında bu saldırıyla aramdaki mesafeyi kontrollü bir şekilde kapattığım için birazcık daha işi kendi istediğim boyuta getiriyorum. Hani ince ince işlerler oya gibi anlamazsınız ya ne olduğunu. Sanki bir şey yapıyormuşsunuz gibi gelir ama oho arkadan çoktan o iş bitmiştir. Bunun gibi olma teknik. Yani Türkçe meali bu. Saldırdığı zaman içeriye doğru giriyorum. Dolayısıyla ne kadar yakınsam saldırıya, o kadar aslında etkisinden uzağım, o kadar tehlikeden uzağım demek. Dolayısıyla içeri girdim. Fakat bu saldırının aşağı inmesine müsaade ediyorum. Böylece onu kontrol edebiliyorum. Eğer bu saldırıyı çok fazla çevirirsem, bu saldırının bana tekrar gelme olasılığı da çok yüksek. O yüzden bunu vücudumdan uzakta tutarak yapıyorum. Adımlamalar her zaman değişebilir. Dolayısıyla burada gösterdiğim adımlamalar aslında tekniğin kihon dediğimiz temel adımlamaları değil. Ama vücudunuzun prensi ben nerede olması gerektiğiyle alakalı. Tekrar yapalım. Buraya doğru geldik. Kontrol ettik.
ve onun elini yakalıyoruz, üzerine doğru büküyoruz. Bu bükme hareketinde dikkat ederseniz vücudu geriye doğru gidiyor. Yani aslında siz o oklavayı falan aldınız ama hayatım merak etme kontrol bende dediniz. Yani bunun gibi bir şey oldu. Dolayısıyla teşekkür ederim. Kafama vurmadığı için. Şaka bir yana tekniklerin girişlerini buradaki şeyde yapacağız daha sonra da. Umarım kimseye bir şey olmaz da her zaman böyle eğlenceli olur. Aikido'da hiçbir zaman hiçbir şeyde olmadığı gibi aslında tek bir doğru yok. Kendi doğrunuzu bulmanız, kendi eğitiminiz içerisinde, kendi teknikleriniz içerisinde bir yol bulmanız herkes için olduğu gibi sizin için de mümkün. Çünkü ben Aikido çalışırken nasıl çalışıyorsam bir başkası aynı şekilde çalışmak zorunda değil. Hatta çeşitlilik, farklı renklilik bu sanatın güzelliklerinden bir tanesi bence. Dolayısıyla aynı yöne gidebilirsiniz bir başkasıyla. Fakat birebir aynı çizgide gitmek zorunda değilsiniz. İlla biri sizin adımlarınızı, ayak izlerinizi takip etmek zorunda değil. Aynı yöne gittiğiniz sürece bence hiçbir sorun yok. Bence amaç aynı olmalı. Araçlar farklılaşabilir. Yani Aikido içerisinde bile farklılaşabilir. Ve bu sebeple de birazcık da çok seviyorum bu sanatı. Onun dışında çok fazla bu konuya girmeden daha sonraki derslerde çünkü çok gireceğim. Kenan Senpai Kosova'dan bir şey sormuştu. Bir kişinin herhangi bir sakatlığının olması durumunda da Aikido'ya başlayıp başlayamayacağı konusunda bir doktora kendini nasıl anlatır, ondan nasıl bir onay alır konusu için bir soru sormuştu. Bunun en temel yolu tabii ki Aikido ile ilgili daha önce bir tecrübesi olmuş kişinin bir doktorun muayene etmesi. Ama daha önce Aikido ile ilgili bir geçmişi olan birilerini bulmak çok kolay olmayabilir. Zaten bunu da belirtmişti. İşte neye benziyor? Karate'ye mi, Judo'ya mı? Neye benziyor? Düşüşleri itibariyle Judo'ya benzer. Ama birçok noktada dans, jimnastik gibi spor aktivitelerini, spor dallarına da benzer birçok yönü vardır Aikido'nun. Bu sebeple belki jimnastik, belki dans, belki bunun gibi daha genel sporlarla anlatılabilir. Çünkü en nihayetinde şu var. Aikido'da birçok biyomekanik limitleri baz alıyoruz. Teknikleri yaparken bu limitlerin zorlanmasıyla, bu limitler üzerinde uyguladığımız stresle teknikleri tamamlıyoruz. Dolayısıyla bir teknik yapılırken mesela bir kotege işi yapılırken benim burada bileğim zorlandığında eğer bileğimde bu yönde bir sakatlık varsa bileğimle Aikido çalışmamam gerektiğini zaten hani sağduyulu bir kişi olarak veya o dojo'nun senpai'si bile ya da dojo çolsu bu konuda rahatlıkla size bir bilgi verebilir. Ama süre gelmiş bir kronik rahatsızlığınız varsa, bir fıtığınız varsa, örnek veriyorum ya da belli bir uzvunuzun, belli bir kas grubunuzun kas kaybı varsa, sinirlerle ilgili bazı problemler varsa, bunların elbette fizyoterapi geçmişi olan kişilerce görünmesi en mantıklısıdır. Çünkü fizyoterapide o kasların nasıl çalıştığını çok daha yoğun bir şekilde uzmanlık dalı olarak çalışıyorlar. Sonuçta benim de buradaki kaslarım çalışıyor. Buradaki kasların nasıl gerildiğini çok rahatlıkla gösterebiliyorsunuz. Hatta eğer çok mümkünse bir fizyoterapisti kandırın dojonuza. Onu bünyenize alın. Böylece bir kişinin Aikido çalışıp çalışmadığını çok daha rahat bulabilirler ama
Çok temel, çok kaba, çok basit bir cevap vermem gerekirse jimnastik, dans ve judo gibi spor branşlarında çok daha rahat bir cevap alabilirsiniz. Hocam samuraylar kendilerini öldürüyorlar ya, onun adı ne ve niye beyaz kıyafet giyiyorlar? Serhat görüşürüz. Sana da iyi akşamlar. Sinancığım, samuraylar kendilerini öldürmüyor sadece. Onurunu kaybetmiş bütün Japon vatandaşları yapabiliyor. Bu törenin, bu ritüelin ismine seppuku deniyor. Ve beyaz kıyafet giymeleri de saflığa dönüşün birazcık açıkçası göstergesi, onu sembolize ediyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili de çok fazla cevap vermek istemiyorum yaşın sebebiyle. Ama genel şeyi budur. Rica ederim Kenan Senpai. Buse Aikido Sensei Kotegayishi işi yaparken İrimi Tenkan mı yapıyoruz? Evet, İrimi Tenkan yapıyoruz. Hayır, İrimi Tenkan yapmıyoruz. Çünkü bu tek bir formda olan bir teknik değil. Kotegayishi işinin birçok saldırı şeklinden sonra uygulama ihtimali var. Yani Shomen Uchi'den de Kotegayishi işi yapıyoruz. Suki'den de yapıyoruz. Ne bileyim. Kousa Katate Dori'den de yapıyoruz. Dolayısıyla hangisinde ne gerekiyorsa o adımlamayı yapmalıyız. Doğru cevabı ancak böyle verebilirim. Ama Shomen Uchi'de evet, İrimi Tenkan yapıyoruz. Onun dışında bakıyorum başka soru var mı kaçırdım. Sensei 5. Suburi'de ileri yürüyerek yapılıyor sanırım. Bu bir soru değil. Ama bunun bir soru olması lazım, yoksa bir yönerge haline geliyor. Yani ben yeterince iyi bunu tam kavrayamamışım. Hani siz de bana yardımcı oluyormuşsunuz gibi olabilir. Hiç böyle bir amacınız olmadığını biliyorum Ali Mutlusan. Ama ileriye doğru da yapılabilir. Geriye doğru da yapılabilir. Olduğunuz yerde de yapılabilir. Suburilerin çalışma şekli budur. Daha önceki derslerde de göstermiştim. Niye biz beyaz giyiyoruz? Seppuku mu yapacağız? Hayır Sinan. Sadece beyaz seppuku yapılırken giyilmiyor. Birçok farklı sanatta giyiliyor. Ama madem bu konuya değindin, çok kısaca belirteyim. Bizim kıyafetlerimiz de saflığı, temizliği, pür bir ruhu temsil ediyor. O yüzden hatta beyaz kuşakla başlıyorsun. Sonra kuşağın renk renk atıyor. Sonra da siyah oluyor. Ama siyah olduktan sonra da buradan çok fazla görünüyor mu bilmiyorum. Bir süre sonra bu siyah şeyler de çıkıyor. Soyuluyor, aşınıyor, yıpranıyor ve tekrar beyaza dönüyor. Dolayısıyla amacımız burada saflığa, temizliğe doğru gitmek. Joe Suburi'nin 6.sı Shomen ve Yokomen gibi mi? Joe Suburi'nin altısı Shomen ve Yoko. Shomen gibi. Shomen. Joe Suburi'nin 6. hareketi Shomen Uchi Komi. Dolayısıyla cevabım o. Rica ederim. Kıyafet giymemizin sebebi dikkatle ilgili değil mi? Tam olarak anlamadım Buse. Dikkatimiz dağılmaması için değil mi? Anladım. Buse çocuk aikido öğrencilerimizden bir tanesi. Evet, bir unsur ama savaş sanatı çalışırken, bir sanatı yaparken, icra ederken, uygularken ne giyilmesi gerekiyorsa onu giyiyoruz aslında. Yani bir aşçı, bir şef nasıl beyaz bir önlük giyiyor ya da bir doktor, bir hekim ya da bir avukat, bir hakim nasıl bir cübbe giyiyorsa, birçok mesleğin, birçok sanatın icra edilme şekli, yapılma şeklinde belli kıyafetler var. Bu kıyafetler o sanatın kültürünün içinde olan şeyler. Kıyafetlerle ilgili bir dersimiz olmuştu. Önceki dersleri mutlaka izle. Orada kısaca anlatmıştım bazı şeyleri. Ama üstümüzde giydiğimiz kıyafet savaş sanatı çalışmak için en ideal kıyafet aslında. Böyle düşünmek lazım.
Dolayısıyla evet, dikkatinin dağılmamasını da sağlıyor. Herkes beyaz giyindiği zaman birisi aradan böyle siyah gibi çıkmıyor. Aynı zamanda eşitliği de gösteriyor. Çünkü ben de Aikido çalışıyorum, sen de Aikido çalışıyorsun. Aramızda yolda yürüme olarak bir fark yok. Sadece ben daha uzun zamandır yürüyorum. Siyah kuşağım biraz onu ifade ediyor. Sen daha kısa zamandır yürüyor olabilirsin. Ama aynı yol üzerinde yürüdüğümüzü ve benim senden bir üstünlüğüm olmadığını gösterir bir şey aslında bu. Pardon, 7. Suburi. Evet, 7. Suburi Renzoku Uchikomi. Renzoku Uchikomi de Jo'da bir sağdan bir soldan Shomen Uchi ile biter. Yokomen yok. Onun dışında ben bildiğiniz üzere yaklaşık Ocak ayından itibaren hocam tarafından 5. dan seviyesine ulaştım. Burada sadece benim değil, hocamın da, sizlerin de, herkesin Aikido hayatımda herhangi bir şekilde bana dokunmuş, benimle çalışmış herkesin bir katkısı var. Ve bunu öyle kısa bir kutlamayla en son görüştüğümüzde arkadaşlarla bir buluşmayla kutlamıştık. O sırada dojumuzun senpailerinden Reha senpainin eşi, çok tatlı Çisem, bana kaşıklardan yaptığı bir hediye getirdi. Onu şimdi size göstermek istiyorum. Böyle bir şey. Aynı ben gördüğünüz gibi. Yani bir tek saçı biraz daha gür. Sakalı daha doğrusu, yani saçı sakalı böyle şöyle durursam belki daha böyle Ama bak şey olabilir. yani Ama detaylar bakış aynı. Hatta o muhteşem. iki kaşını ben tek kaşımı kaldırabiliyorum. Bu kaşıkları yapıyor. Gördüğünüz gibi elimde silahım da var yani. Hiçbir detayı şey yapmamış. Gözleri de oynuyor. Gördüğünüz gibi. Böyle bir kaşık. Ona daha önce bununla ilgili yeterince teşekkür edememiştim. Şimdi buradan onunla ilgili hem bir teşekkürü tekrar etmek istiyorum, hem de onun bir kukladan hayaller diye bir Instagram. Instagram hesabı var. O Instagram hesabını da takip etmenizi rica ederim. Kukladan hayaller burada Orada şeyden gözükmüyor. ters gözükecek Ha, bir büyük de ters ihtimalle. gözükecek Buradan zaten. gösterelim. Hiç Tamam, ben olmaz. okuyayım aynı zamanda. Kukladan hayaller@hotmail.com ve de kukladan hayaller direkt küçük harfli ve birbirine yapışık bir şekilde Instagram hesabı var. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Çok da tatlı şeyler yapıyor. Her şekilde yapıyor. Yani aklınıza hayalinize çok gelmeyecek şekilde. Onun dışında saatimiz, bir 10 dakikamız var. Son 10 dakikamızda bıçağın adı Joe değil, bıçağın adı Tanto, kılıcın adı Boken, Joe da sopa olan, düz sopa olan silahımız. Seppuku yaparken ki bıçağın adı Tanto, Sinancım. Ama Seppuku ile ilgili bu kadar meraklı olman beni endişelendiriyor. Umarım Ece Hanım ve Emrah Bey de sevgili anneciğim ve babacığım bu sorularını görecektir. Şaka bir yana, tabii ki kültürel olarak bilgi almakta hiçbir sakınca yok. Ama bizim konularımızı çok fazla dağıtmamak lazım. Bugünkü dersimizde başka bir soru ve teşekkür ederim. Eşim şu anda aşağıda yorumlarda paylaştı. Siz de takip edebilirsiniz. Bu arada YouTube kanalımızı mutlaka takip edin. Biz Facebook hesabında bu çekimleri yayınlıyoruz ama YouTube kanalımızda da yayınlıyoruz. Rica ederim. Biliyorlarsa iyi Sinancığım. Onlara çok selamlarımı iletiyorum. Sevgilerimi de. Bugünkü dersimizin eğer başka bir soru cevap kısmı kalmadıysa sonuna geldik. Çok iyi yapıyorsun Sinan. Çok iyi. Yanında oldukları için bu konuda herhangi bir şekilde
Aksiyon almayacağım. Onlar zaten alacaktır. Reha yazmış. Reha, teşekkür Ben ederim özür Çiğdem. dilesem Ben yazmış. teşekkür ederim. Rica ederim ayrıca. O zaman bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Umarım keyif almışsınızdır. Bundan sonraki derslerde de yine genel olarak bu şekilde ilerleyeceğiz. Bizi takip etmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.